Ben Doktor Eyüp Yaycı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda reproduktif endokrinoloji ve tüp bebek ile ilgileniyorum. Bugün size Ekim ayında meme kanseri farkındalığı ve menopozla ilgili bilgi vermek istiyorum. Menopoz her ne kadar adetten kesilme ise de kadın hayatının yaklaşık yarısı menopozda geçmektedir. Tabii bu dönemde daha önce görülmeyen veya görülmesi daha az olan meme kanseri, kalp damar hastalıkları, Alzheimer ve osteoporoz sıklığı erkeklere göre giderek artmaktadır. İlk 10 yıl içinde menopozda, ilk 10 yıl içinde östrojen ve progesteron reseptörleri olduğu için bunları uyarıp daha sağlıklı bir yaş almaya devam edebiliriz. Menopozla beraber yaşlanmak veya yaş mı almak istersiniz, buna karar vermemiz gerekiyor. Genel kanının aksine menopozda kullanılan hormonlar meme kanseri, rahim kanseri veya pıhtılaşma problemleri yaratmaz. Eğer doğal hormonlar kullanırsak ve bunu uygun şekilde ve uygun yolla vücuda verirsek ve aynı zamanda vücudumuzun bu hormonları zehirsizleştirme yönünden iyi bir şekilde çalışmasına yol açarsak meme kanseri veya endometrium kanseri olma ihtimalimiz neredeyse sıfıra yakındır. Kişiye göre değişmekle beraber meme kanseri oranı genel popülasyonda %5 ile 10 arası genetik faktörlere bağlıdır. Geri kalan faktörler, çevresel faktörler, kullanılan kimyasallar, kişinin genetik mutasyonları, tekken mutasyonları ve beslenme, uyku, hareket ve stres durumuyla ilişkilidir. Meme kanserinde elimizde en önemli savunma silahımız melatonin hormonu, yani uykudur. Eğer uyku hijyenine dikkat edersek, menopozda ve özellikle 35 yaşından sonra meme kanseri gelişme ihtimalini azaltabiliriz veya neredeyse hiç geliştirmeyebiliriz. Meme kanserinde mamografi, meme ultrasonu yıllık veya ikişer yıllık aralarla çekilmesini önersek bile asıl bizim için önemli olan menopozda azalan 35 yaş ile itibaren azalmakla beraber burada östrojen baskınlığı meydana gelmektedir. Bu östrojen baskınlığıyla beraber kadınlarda düzensiz adet, yoğun adet, yumurtalık kistleri, ara kanama, miyomların büyümesi, memede kistler ve meme kanseri riski artmaktadır. Bu arada bu östrojen baskınlığı eğer kabızlık varsa, tiroid fonksiyon bozuklukları varsa veya uyku bozuklukları veya stres varsa daha da artmaktadır. Burada en önemli hormonlardan yine bizi koruyan, hastalıklardan koruyan hormonlar doğal progesteron ve melatonindir. Yoğun memeniz varsa veya fibrokistik memeniz varsa mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmeniz, meme ultrasonlarınızı, mamografilerinizi yaptırmanız, eksik mineral ve vitaminlerinizi desteklemeniz, uyku hijyenine, beslenmenize, özellikle bitki bazlı beslenmenize, harekete ve stres yönetiminize dikkat etmeniz gerekmektedir. Teşekkür ediyorum.